Bekliyoruz Dayıcığım, güle güle canım. Annen de... Yok ya, anneyi kapattım, ben de konuşuyordum. Ne bileyim anne. Geliyor mu? Geliyor geliyor, pazartesi günü buradayım. Hayır. Niye gecikmiş peki, söylemedi mi? Biraz hastalanmış. Merak etmeyelim diye de haber vermemiş. Aa, vah 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 vah. Gördünüz mü, ben size dedim ama. Değil. Bunda bir iş var diye. Evet, sesi bile tuhaftı, kısılmış. İnşallah kulakları da sağır olmamıştı senin yüzünden. Ah canım, ne saygılı adam, görüyor musun? Sen mi? Merak etmeyelim diye hastalandığını bile bize haber vermiş. Siz de merak etmesiniz de sanki. Geldim, geldim. Ya kapı çalmanın bir usulü vardı. Bizim bildiğimiz bir defa çalınır, açılmazsa tekrarlanır. Haklısın vallahi. Kapı böyle üst üste çalmıyor mu, yüreğim ağzına gelir. Şeydir, kucağın münasebetsiz masiyettir gene. Kim geldin ya? Kim? Aa, senin abi. Benim anne, benim. Öteki münasebetsiz geldi işte. Oğlum, ne halde? Yüreğimi oynattın vallahi. Gelmiş gene bir şey mi oldu yoksa? Yok anne, bir şey olmadı, yok. Evet, yahu kapı çalmanın da bir adabı vardır. Öğretemedik ne yazık ki. Anahtarları elimden almasaydınız ben bu kapıyı çalmazdım babacığım. Aa, şunun anahtarlarını versene üstüne. Asıl telaşlanan benim. Neydi demin ki o çığlık, onun için geldim ben. Nihan telefonla konuşuyordu. Aa, ben yukarıdan duyulacak kadar bağırdım. İşte ispatı ortada. Telefonla konuşmanın da adabını öğretemedim ne yazık ki. Kiminle konuşuyordu? Dayımla, dayımla. Dayımla mı? Ya. Mısır'la mı yani? Geliyor, geliyor. Allah işte. Yahu kimse sessiz olmayacak mı çocuğum bu evde? Ooo, uğurlar olsun Adem Bey. Efendim, mi? Allah ömürler. Siz de benim gibi alışverişten mi yoksa alışverişe mi? Yok efendim, ben toptan alışveriş yapamıyorum. Taşıması çok ağır oluyor beyefendiciğim. Ben her gün böyle ufak tefek şeyler, bir şeyler alarak onunla iktifa ediyorum. Çok iyi. Yakında inşallah evleneceksiniz. Refika Hanım'la çıkarsınız alışverişe. İnşallah efendim, inşallah. Yani. Nerede o günler vallahi, ipten çekiyorum beyefendi. Ya hayırlısı, hayırlısı. Evet efendim. Şimdi zaten bize burada karşılamak çok iyi oldu. Ya çok iyi oldu çünkü bir konu üzerinde fikrinizi rica edeceğim. Buyurun buyurun. Şöyle bir şey. Şey derim, ben şunları elimden bırakayım da rahat rahat. Hayır ona ne oldu, bir şey mi var? Yok yok, öyle emretli bir şey değil beyefendiciğim. Ya. Öyle bir şey değil. Yani şimdi siz benim müstakbel refikamın huyunu suyunu gayet iyi bilirsiniz. Evet. Tamam. Şimdi ben ara sıra gerçek telefonla mülakat ediyorum ama efendim o beni tatmin etmiyor. Ya bizzat evine gideyim diyorum. Acaba beni nasıl karşılar? Ne demek nasıl karşılar yani? Yani efendim şimdi bendeniz bekar bir eski. Tamam. Değil mi? O da bekar bir hanımefendi. Kimsesiz. Değil mi efendim? Sonra akıldan bin türlü şeyler geçer. Bunu demek istedim. Yok beyefendi. Efendim ne geçecek? Rica ederim. Siz bir defa onun nişanlısınız. Yabancı değilsiniz ki. Aman işte efendim. Ben de bunu öğrenmek istedim efendim. Tabii arada siz varsınız beyefendi. Söz gelsin. Aman ne sözü canım, bunu İlahi Hatem gibi. Aa, keyfinize bakın siz, keyfinize efendim, bakın. Efendim siz uyum buyurduktan sonra mesele yok demektir. Efendim, efendim, müsaadenizi istirham edeyim. Rica ederim. Hadi buğurlar olsun. Allah ömürler dersin. Hatem Bey. Efendim. Yanlış oldu. Efendim. Oradan geldiniz, o tarafa değil bu tarafa gideceksiniz. Efendim, Allah efendim. Buğurlar olsun. Ya hayırlısı Allah. Ömür adamı, vallahi ömür adamı. Of, of! Ne düşünürsün ki öyle? Çekersin, of, of! Kara bahtımı of çekerim. İnsan kendi yapar kendi bahtını kara safinas. Ne demek o? Ne demek o? Ne zaman düşünürsün ki iyilik, sen de iyi olursun o zaman. Ha, kötülük gelip seni bulursa, gel de iyi ol bakalım. Bak, sana bir şey soracağım safinas ama kızmayacaksın. Canım, kızacak bir şey değilse neden kızayım? E bilinmez ki senin neye kızıp kızmayacağını, onun için öyle söylerim ben. Artık hiçbir şeye kızmıyorum. Neymiş bakalım soracağım? Bak safinas, bunca zaman görmemişsindir sen kızını. Üzlemez misindir sen hiç onu? Bana onu sözünü etme. Yapma bre safinas, öz evlattır bu, konuşma böyle. Aman yerin dibine batsın öyle evlat. Senin dudakların böyle söyler ama sen söylemezsin yürekten bunu. Hani bir gün çalsa kapıyı, gelse üpse elimizi, dilese bizden af, basmaz mısın onu bağrına? Olmayacak duaya amin dedirtme bana. Bakarsın, bakarsın olur bre safinas he. Bana bak. Yoksa sen onunla görüşüyor musun? Yok bre, nereden görüşeceğim? Görüşme demişsindir ya sen. Ama tüter burnum da bre safinas. Hadi hadi boşuna hayal kurup durma. O seni beni düşünmez artık. Koca budalası oldu bir kere. Aman abla. Doğası bak.
İlle tutturmuş Nazlı bir yere gidelim diye. He. Ömür bu adam vallahi. Gittiniz mi? Aa yok gider miyim? Ben aklımı peynir ekmek de yemedim. Ama tek başına giderse görürsün o zaman günü. Ama canı istiyorsa gitsin umurumda bile değil. Adamın gönlü geç vallahi. Vallahi öyle. Sen şimdi yeni dansların nasıl yaptığını bir görsen vallahi şaşarsın. Allah aşkına. Ha seninki geldi. Sen misin Rüstü? Ben. Geleyim mi canım? Yok lüzum yok şu elindekileri al yeter. Ver ayağını. Var üstümü şapkamı çıkarayım. Allah. Oo. Hoş geldin Masiret Hanım. Hoş bulduk birader Bey. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya yolda kime rastladın biliyor musun? Kime? Hatemi Bey, Hatemi Bey. Maşallah geziyor demek. Ya gündelik alışverişe çıkmış. Ya bana ne sordu biliyor musun? Müstakbelde Fik Hanımefendi'yi ziyarete gitsem acaba hoş karşılam. Dedi olsa ben genç bir erkek sayılırım diye sordum. Atacağım billahi ya. Ay. Aman baba, insan alışverişe çıkardı hiç haber vermez olur mu? Ne oldu, ne vardı da? Benim de birkaç siparişim vardı. Ay, hiç haber vermemişim o zaman. Ben elimdekileri zor taşıdım kızım. Aşk olsun babacığım. Öyle değil mi Evde Hanım? Biz artık öyle ağır şeyler taşıyacak yaşta değiliz. Ya. Bak Hatemi Bey genç delikanlı olduğu halde alışverişini gündelik yapabiliyormuş. Aa, hangi Hatemi Bey? Canım baba hani espri yapıyor, bizim Hatemi Bey. Aa. Yok canım pek de espri sayılmaz. Hipokrat hekim ne demiş? İnsan hangi yaşta olursa olsun eğer gözü böyle etraftaysa hala genç sayılır demiş. Hipokrat hekim mi söylemiş? Ha ya o demiş. Sen tanıyor musun kendisini? Ay onu nereden tanıyacağım? Ama adını hep duyarım. Ben de zaten şaşıracaktım hemşire bu kadar yaşlı mı diye. Aman hala 2500 yıl önce yaşamış o. Anlasana canım alay ediyor işte. Baba sahi bunu Hipokrat hekim mi söylemiş? Vallahi kim söylerse söylesin bunda hakikat payı da yok değil. Baksana halana ortada işte. Şu çiçeklerden istiyorum. Ama tabii. En nadidesi olsun. Siz hiç merak etmeyin efendim, merak etmeyin. Anlaşılan gene çıtı pıtı bir hanımı ziyarete gidiyorsunuz Hatemi Bey. Efendim nişanlıma gidiyorum, nişanlıma. Yalnız bir şey isteyeceğim. Buyurun efendim. Bundan sonra nişanlımdan söz edilirken biraz daha ciddi olun. Madem ya mustakbel refikam. Öyle mi? Desenize bu sefer iş ciddi. Ciddi efendim. Çok ciddi. Kusura bakmayın, geçen sefer bahsederken hep çıtı pıtı bir hanıma gidecek dediniz de onun için söyledim ben. Efendim, bu da çıtı pıtı, bu da çıtı pıtı ama öylesi değil. Anlıyorum. O zaman benim buketime daha bir özen gösterin canım, daha bir ihtimam edin lütfen. Tabii. Evet. Peki, o da size tutkun mu? Neler de söylüyorsunuz. Yok yani, eğer o da size tutkunsa araya birkaç baygın renk katacağım da onun için sordum. Kadın, kadın, kadın. Bütün aile sırlarımızı öğrendiniz. Seni yaramaz sen. Buyurun. Ay, kimi aradınız? Affedersiniz, yanlış geldim galiba. Naciye Hanım'ın evini arıyordum da. Yanlış numara mı verdiler? Naciye Kuruntu mu? Evet. Ay, yoksa Kuruntu. Naciye Kuruntu siz misiniz? Hayır, ben değilim. Ha. Ama evi burası. Ha. Neden aramıştınız? Şey için rahatsız ettim. Çok özel bir mesele için rahatsız ettim de. Evde yok ama neredeyse gelir. Ay, isabet. Ben sonra gelsem daha iyi olur diyecektim. Allah'a ısmarladık, rahatsız ettim. İsterseniz buyurun, bekleyin. Hayır. Sonra rahatsız ederim. Güle güle. Ay, hoşça kalın. Sonra gelin daha. Beyefendi, bakın ne diyeceğim. Ben Naciye Kuruntu'nun kızıyım. Bir şey söylemek istiyorsanız bana da söyleyebilirsiniz. Kızı mısınız? Evet. Hayır, çok önemli bir şey için. Daha sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Siz bilirsiniz. Hayrola, bir şey mi var? Yoktur bir şey. Çok önemli bir ricam var diyordu. Vardır, bilirim. Neden çok önemli rica? Çünkü siz işlemesini seversiniz sevap. Sevap mı? Evet. Yoksul birine bir yardım falan mı edecek? Yoktur, böyle de yoksulur. Ben de şimdi bunları düşünecek kafam mı kaldı, hal mi kaldı? Ne bileyim, sevap dedin de. Hani bilirsiniz ki siz bizim kız kaçmıştır kocaya. Onun için derim ki sizden isterim bir yardım. Ha şu mesele. Evet. Siz ya barışmadınız mı hala? Yok canım, ne barışması, kimse ön ayak olmazsa biz nasıl barışalım? Benim derdime bir çare ancak siz olursunuz. Siz ki siz duruma vakıfsınız. Aman yapma. Tövbeler tövbesi. Ben sizin işinize karışmam, tövbe deyip geçen sefer olanları biliyorsun. Yok Allah aşkına Hüsnü Bey. Ne olur boş tövbeni. Şimdi sizin kadar kimse sevmez sevap işlemesini. Çünkü size etmiştir telefon. Siz nerede oturduğunu bilirsiniz. Güzel de sizin hanım inatçı bir kadın. Ben bilirim. Aman yok aman. Canım ben onun ağzını aradım. O da ister. Onun da gözünde tutar ama onurludur. Biraz kırmaz bunu. Baksana hala barışmadığına göre inadını sürdürüyor demek ki. Yok yok. Siz bilmezsiniz. Ne olur istemeyin. Siz
işlerden olur yani. Vallahi hiç bana boşuna unutup vermedi. Bak, sen bu işi yapacak başka birini bul. Üstü Bey, siz giderseniz damat da sizi sever, Hadiye de sizi sever. Aman. Sizi kırmazlar, gelirler. Ay kız değilse de işin içine damat da gelince o bir çatallı yok, iş yok. Kimse sesini çıkarmaz. Yok anacığım. Olur Üstü Bey, sen bir babanın ciğeri nasıl yanabilir misin? Yapma böyle Allah'ın size ciğer mi yer diye konuşma. Hay Allah. Girer rüyalarıma Üstü Bey, ne olursa bizden olur. Tutar getirirsiniz elinden. Dur bakalım. Ne yapalım? Yok çaresi. Hadi ne yapacağız bir şey. Olur. Siz olur, yaparsınız yüzünü. İnşallah seveyim. Beceririz ya. İnşallah da değil ya. Ay siz miydiniz? Efendim. Handa Hanım'ın hatırlarını sormaya geldim. Ben Deniz'im efendim. Ah, teşekkür ederim. İyi miyim? Siz de iyisiniz ya. Efendim çok çok teşekkür ederim. İhtiramat-ı faikamın kabulünü istirham ederim efendim. Benim ruhum mahım efendim. Ah, öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Girmemde bir mahsur mu var efendim? Hayır. Şey ama keşke yalnız gelmeseydiniz. Ben de evde yalnızım da. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Kusura bakmazsınız değil mi? Aman efendim rica ederim. Yalnız şunları size takdim etmek istedim acizane. Şunları... Ay ne zahmet ettiniz. Teşekkür ederim efendim. Aman efendim ne zahmet hanımefendi, ne zahmet. Artık bu durumda benim müsaadenizi rica etmekten başka yapacak bir şeyim kalmadı. Rica ederim. Evet. Hoşça kalın efendim. Güle güle efendim. Aman Üstü, insan o külfeti üzerine alır mı? Başka işin mi yok senin? Hem biliyorsun o yüzden başımıza neler geldi. Tamam işte boş konuşmak diye buna denir hanım. Sen Bayram Efendi bunu söylerken nasıl ağlamaklı olduğunu bir görseydin. Ben ya müşkül durumda kalmasam böyle şeyi kabul eder miyim? İşte. Vicdan denen bir şey var. Lakin yani bu işi böyle halledersek büyük sevap kazanmış olacağız, bunu da bil. Evlat hasreti hiçbir şeye benzemez hanım. Anne, efendim. Siz çarşıdayken seni biri aradı. Beni mi aradı? Ha, yabancı biri. Özel bir şey konuşacakmış seninle. Özel bir şey konuşmak isteyen yabancı biri, evet. Öyle mi? Yaşlı mı? Yok canım, gençten biri. Nasıl ya? Erkek mi yani? Genç bir erkek. Yanlıştır. Başka bir Naci'yi aramış. Başka bir Naci olur mu anneciğim? Soyadını bile biliyor. Hayırdır inşallah. Peki sen sormadın mı ne görüşmek istediğini? Söylemedi ki. Çok özel bir işmiş. Allah. Ne dersin buna Üstü? Bana ne soruyorsa ben ne bileyim. Ananam ben değilim ki sensin. Öyle de heyecanlıydı ki. Giderken bana güle güle dedi. Kim olabilir bu? Hayır ben de erden biri seni aramış işte. Tekrar gelecek o zaman anlaşılır. Yok yok ben karşı karşıya gelemem. Korkarım. Annem böyle işte tuhaftı. Sokağa çıktığı zaman önüne gelenden yarınlık eder. Sonra eve gel deyince de ödü kopar böyle. Dur bakayım Üstü, iyi ki bunu söyledin. Değil. Sakın o delikanlı olmasın. Hangi delikanlı? Hani Haydar Paşa Garı'nda evlenmek isteyen bir gençle tanışmıştık ya. Tanışan ben değilim ki sensin. Dur bakayım ablak yüzlü bıyıklı biri miydi bu? Yok canım. Uzun yüzlü, bıyıksız, kıvırcık saçlı biriydi. Öyleyse değil o. Hiç hadi aklını sana yorma boşuna. Dedikler gelecekmiş, o zaman görürsün. Allah. Hem korkma, evde biz varız. Hepinize selam. Aleyküm selam. Gene mi anahtar verdiniz bana? Annene ver o anahtarı. Dur, aklımdayken şeyi soracağım. Ya senin sınıfında Asuman diye bir kız var mı? Var baba, nereden biliyorsun? Demek ki doğruymuş bak. Nedir o doğru olan? Şimdi o bizim daimi alışveriş yaptığımız aktar var ya, şey bu baharatçı yani, onun kızıdır o. Hayır sordum da, senin İngilizce öğretmenin nasıl biridir diye, Terelerinin biridir de. Oradan anladım senin sınıfında olduğunu. Aşk olsun sana baba. Benim öğrencilerim öyle şey söylemezler. Evet, beni evet severler. Hem ben niye geldim biliyor musun? Niye geldin? Bu sefer gelişinin bir sebebi var çok şükür. Oh. Dayım hastalıktan kalkıp da yolculuğa çıkacağına göre onu havalimanından karşılasak diyorum, nasıl olur? Sabah şerifler hayırlar olsun. Ay iyi ki düşündün. Biz ona çoktan karar verdik oğlum. Düşünemediyseniz dedim canım. Sen gelecek misin? Elbette yarın dersim yok. İyi o zaman benim gelmeme lüzum kalmadı. Öyle şey olur mu Üstücüğüm, hep beraber gideceğim. Bir mazeretin olsa neyse. Değil tamam gideriz o zaman. Şey gelecek diyordun sen, Tahir'e gelecek diyordun. Gelecek ama az oturacak o gider. Ha iyi. Duydun mu Naci'yi? Adamı içeri almamış. Almam mı lazımdı? Hay Allah senin iyiliğini versin. Ayol adam kapına kadar gelmiş. Hiç geri çevrilir mi? Çayımız demlenmiştir. Getireyim. Ne bileyim kardeşim, etraftan görürlerse dedikodu yaparlar zannettim. Allah Allah. Artık o senin resmen nişanlın. Hem kötü bir şey olsaydı bizim evhamlı birader hiç izin verir miydi? İzin mi vermiş? Vermiş tabii. Yazık, adamcağız gidebilir miyim diye de sormuş. Ama benim haberim yoktu ki kardeşim. Canım illa benim mi olması lazım?
Senin aklın yok mu hatun? Ay şimdi ben kötü bir şey mi yaptım? Vallahi yaptığın işte iyi bir şey değil. İnşallah adam bu ne yabani şey dememiştir. Ah Basiretciğim, işte ben hep böyleyim. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırıyor. Ah, ben de talihsiz bir kadınım. Görüyorsun değil mi kardeşim? Ah, Tahir'e Allah aşkına ne olursun şu ağlamayı kes, ağlama yeter. Talihsiz değil, akılsız kadın de akılsız. Üstelik adamcağız bir kutu çikolatayla bile buket getirmişti. Aferin. Buna karşılık sen de adamcağıza bir fincan kahve ikram et demiştin. Pencüse. Aman bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nigar Hanım'ın zarlarıyla mı oynuyoruz nedir? Bu ne şanssızlık bende ki böyle? 5-1. 5-1. Şu 5, şu 1. Olmadı, olmadı. Var bunda bir iş. Allah Allah. Ay yok, yeniden zaten hep zara bulur kabahati. Bak kaç senedir oynadığımız zarlar hanım, tanımadın mı? Dur bakayım. 5-5. Yahu tavlada şansın rolü %30'dur. Gerisi bilekle oyun gücü, oyun gücü. Evet. Şu 5. Şu da 5. Al bunu yerine bak. Hay bırakalım istersen. Ne demek bırakalım? Başladık bir defa bitecek. Aa, zorlama oynatacaksın. Allah Allah, bırakılır mı ya? Sonuna kadar oynayacağız. Tamam, sen kazandın, ben kaybettim. Olmaz. Tavlada hükmen galibiyet olmaz efendim. At zarını hadi. Hiç hadi. Böyle şey duymadım vallahi. Al işte. Ne biçim zar bu böyle? Ha. Hadi gözün aydın, bak bana da aksi geldi, görüyor musun? Şu sen. Hadi buyurunuz. Anne, talebi sen yapacaksın değil mi? Ben ölçülerini bilmiyorum ki. Baban yakamı bırakırsa yapacağız. Hadi bakalım. Maşallah. Çok güzel. Şu şekilde bak şimdi. Hadi bakalım. Hadi bak, düzeldi işte. Hadi bakalım, hadi bakalım. Allah kahretsin. Yok yok, kızmayalım, kızmayalım. Nasıl atacaksın at zarını? Tamam. Ne yapıyorsun sen? Zarını tutmaya başladın değil mi? O şanssızlık vallahi bu. Öyledir, yenilmeye başladı mı biri muhakkak zar tutulmasından söz eder. İyi aman diğeriniz elini bırak sen. Vallahi şanssızlık benim. Yok yok, şanssızlık. Olmaz bu kadar, vallahi şanssızlık. Hani bu oyunda şansın rolü %30'du? İyi işte, niye ki belki el tutturdu ya, konuşur artık. Nefis nefis, hadi bakalım Hüsnü Bey. %70 oyunculuğunuzu kullanın bakalım. Hadi istiyorsan bırakalım. Yo, sonuna kadar oynayacağız. Canım muhallebi yapacağım diyordu. Hadi hadi oyna, ben sonra da yaparım. Hadi. İyi günler Adem Bey. İyi günler efendim. Anahtarımı. Hayrola, bir şey mi arıyorsunuz? Efendim anahtarımı kaybettim, onu arıyordum demin. İçeride unutmuş olmayasınız. İmkanı yok efendim, imkanı. Çıktığım zaman anahtar elindeydi. Sonra efendim bu sadece cebime koydum ve gayet iyi biliyorum. Hani onu oradan sanki birisi gelmiş böyle usulette çekmiş götürmüş. Efendim bir insanın şansı döndü mü artık her şey ters gider peşin peşine. Hayrola Adem Bey, bir şey mi oldu? Ah efendim, ne siz sorun ne ben söyleyeyim efendim. Adem Bey, sen de şanssız bir adammışsın. Aa, durun bakayım, siz bugün nişanlınızla buluşmaya gitmeyecek miydiniz? Ha, evet efendim, evet. Ama bana içim kapıyı bile açmak istemedi. Öyle mi? Şurada, şunun şurasında bu kadar komşuluğumuz var. Allah rızası için söyleyeyim. Bir gün benim bir yanlış bir davranışımı gördünüz mü? Ne hanım? Münasebet efendim, ne münasebet? Değil mi efendim? Sonra benden korkuyorlar hanımefendi. Biraz yakışıklıymış. Efendim, biraz alınlıymış. Canım, benim bunda ne taksirim var, bu Allah vergisi efendim, elimden ne gelir ki hanımefendi? Çok doğru Hatemim Beyciğim, çok değil doğru. Efendim, kurt komşusunu yemezmiş diye bir söz vardır efendim. Elbette. Ben bugün bütün en iyi hislerimle böyle duygularımla gidiyorum da bana içeri almak bile istemiyor. Hanımefendi, en çapkın erkek bile gene böyle mustakbelli hanımının mustakbel refikasına kem gözle bakmaz efendim. Değil mi? Böyle çok değil. Doğru Hatemim Bey. Çok öyle, doğru. Öyle. Ama ben düğünden sonra ona soracağım. Ah. Anahtar üstündeymiş hanımefendi. Dalgınlık. Dalgınlık efendim. Tevekkeli dememişler. Aşk insanın aklını başından alırmış. Çok doğru Hatemciğim, çok doğru. İyi günler. İyi günler efendim, iyi günler. Hadi. Yo, bakıyorum sustunuz Hüsnü Bey. Aman sen güzel. Konuşuyorsun ya, yeter. Şimdi konuşma sırası bende tabii. Kapı çalındı, kapı. Nihan bakar, Nihan kapıya bakıver kızım. Hadi. Bakıyorum anneciğim, bakıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakayım güzellerim, bir çift geldi. Bitirelim şu işi. Ah, bu canım, da fena değil. Güzellerim demen deminden beri susuz olmuştu. Canı sıkılıyordu. Ne yapalım? Allah Allah, bu oyun bitecek. Hiç tatlı canını üzme. Aman bitmezse benim de hatırım kalır sanki. At. Lanet olsun ya. Keşke.
başka bir şeysin oynasaydık. Dikkat et, Mars oluyorsun Hüsnü. Hadi bakayım. Allah Allah. Hadi bakalım sen şimdi. Şu açığını bir görürsem görürsün Mars'ı. Hadi oynasın. Bir doğmadan neler doğar ayol. Hadi aslan kemik. Hadi bakayım. Hop. Allah cezanı. Hadi bir çift daha atabiliyor muyum belki? Vallahi attım, Mars oldu. İyi, aman olursa olsun. Hadi bakalım Hüsnü Bey, geçmiş olsun. Eksik olma, eksik olma. Tamam. Kim demiş bu oyun tavla oyunu, erkek oyunu diye? Aman 40 yılın başında bir kazandı artık, konuşur da konuşur. Anne, o genç adam gene geldi. Hani sabah gelmiş dedim ya. Çağır bakalım, kimin nesiymiş anne? Dışarıda mı? Dışarıda. İlle seni görmek istiyor. Bir bakıver anne. Ayol, al içeri gelsin. Tabii tabii, buyur be kızım. Hadi. Buyur. Anneciğim, söylesem de gelmek istemiyor ki. Yine söyle. Hadi söyle, söyle, söyle. Merak ettim. Kim olabilir? Affedersiniz, rahatsız etmek istememiştim de. Buyurun, beni mi görmek istediniz? Ah, Naci Hanım, sizsiniz demek. Evet, benim. Oturmaz mısınız? Otursam mı bilmem ki. Tabii tabii, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Benimle ne görüşmek istiyordunuz? Sizinle şey görüşecektim. Ben gitsem daha iyi olacak galiba. Olur mu canım, buraya kadar geldiniz. Madem geldiniz, herhalde bana söyleyeceğiniz bir şey var. Buyurun, oturun. Evet, bir şey var. Buyurun. Size söyleyeceğim bir şey var. Nedir? Nedir? Evet, anlatın. Anlatacağım da nereden başlasam bilemiyorum. Hayır, anlatmayacaksan ne diye geldin birader? Tövbe estağfurullah. Efendim, bakın. Canım, sıkılgan bir delikanlıya benziyor. Ay, evet. Ben Osman'ın arkadaşıyım. Osman mı? Evet. Osman da kim o? Siz onunla tren garında karşılaşmışsınız. Aa, anladım, anladım. Hani o bekar delikanlı. Aa, evet, bekardır. Şu şüpheli adam hani. Şüpheli mi? Ha. Siz bizim beye bakmayın. Önce öyle zannetmiştik tamam. De. Evet, o beni yolladı. Ha, niye? Siz çok iyi bir insansınız. Bazı konularda insanlara yardımcı olur musunuz? Bu konuda bana siz yardım edebilir misiniz? Osman söyledi bunu bana. Hangi konuda? Çok çatanlık. Ha? Ben bir kızı seviyorum. Adı Filiz. Niye? Ama bir türlü evlenemiyoruz. Niye evlenemiyorsunuz? Hep oyalıyor beni. İşte girişimin nedeni o. Acaba siz onu razı edebilir misiniz? Oh, hadi bakalım, annen mesleği buldu çok şükür. Yazık baba, baksana bayağı seviyor. Şaşkına dönmüş. Yok, yapısı öyle. Bak delikanlı, eğer kız seni oyalıyorsa boşuna zahmet etme, evlenmek istemiyor demektir. Sahi mi? Evet. Peki o zaman ben ne yaparım? Aman peşini bırak kesin canım, dünyada kız mı yok? Var mı? Tabii, sen istedikten sonra dolu. Ama ben Filiz'i seviyorum. Ne yapalım canım, yenisini bulunca onu unutursun, merak etme. Doğru mu söylüyorsunuz? Tabii. Mesleğiniz ne? Ne iş yapıyorsunuz? Tornacıyım. Aman. Aman. Ya onun Allah aşkına daha bir gürültüsü yapılmaz mı? Neyi? Bu kornanın. Korna değil, tornacıyım. Torna. Ben onun korna klaksiyon zannettim de. Bak. O değil, torna. Ama pek de güzel mesleğin varmış canım, değil mi? Bizim Rasime'nin kızını gösterelim üstü. Valla beni karıştırma sen hanım. Güzel mi? Hem de nasıl? Filiz çok sinirlenecek. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ben ne zaman geleyim? Ne için? Kızı gösterecektiniz ya. Aa, öyle hemen görülür mü? Aa, oğlum dur bakayım, ben ailesiyle bir görüşeyim bakalım, razı olacaklar mı olmayacaklar mı, böyle şeyler şipşak olmaz. Neden olmasın ayol, siparişi verdi. Tabii ki malı teslim almak isteyecek. Hayır, affedersiniz, onu demek istemedim. Sen bizim diye bakma. Bu hafta sonunda bir uğra, ben sana söylerim. Tamam, bu hafta uğrarım. Ha. O zaman ben gideyim. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Yok, kalsaydın da çorbayı beraber içerdik. Nasıl olsa bir aileden sayılırız artık. Yok, çorba sevmem. Ya, müsaadenizle gideyim. Nasıl isterseniz o zaman. Hadi güle güle oğlum, güle güle. İyi mi Naci Hanım? Yaptığın işi beğeniyor musun sen şimdi? Ne yaptım ben? Ayol, elin adamını eve musallat etmenin alemi var mı? Ben de musallat ettim. Tren istasyonunda tanıştığımız o delikanlı göndermiş ya. Delikanlıyla yarenlik eden kim? Ben miyim, sensin tabii. Her zaman söylerim sana, önüne gelenlere ahbaplık kurma diye. İşte neticesi. Üstelik bu gerizekalının bir ayı. Doğru, vallahi haklısın. Hakikaten gerizekalı birine benziyor. Sen ne yapacaksın şimdi? Sahiden bu delikanlıya o kızı gösterecek misin? Vallahi işte benim de midem bulandı, biliyor musun? Ha. Bu zavallı kendini idare etmekten aciz ayol. Hadi bakalım işte, ayıkla birincinin taşını. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bu geldiğinde haftaya kızcağız başka birine sözlenmiş, deriz olur bir tane canım. Haberin olsun, bu delikanlı senin peşini bırakmaz. Bunu da bir önce bilmiş ol. Bak yavrum, annenin huyunu hepimiz biliyoruz. Eğer onun kusuruna bakmak icap etseydi kimse kapısının önünden bile geçmezdi. Bizimkilere neler yaptı biliyorsun. Bilmez miyim Basiret teyze? Evet, sana da az çektirmedi. Evliliği bile burnundan getirdi. Ama ne de olsa anandır.
kusuruna bakmayacaksın. Aslında bu hareket sırf bana yapılsaydı aldırmazdım. Biliyorum yavrum, biliyorum. Kocana da kan kusturdu. Ama duyduğuma göre o çok iyi bir insanmış. Bir anaya evladına hasret bırakmaya gönlü razı olmaz herhalde. Elbette olmaz. Aslında barışmayı biraz da ben istemiyorum, biliyor musunuz? Şu an o kadar mutluyuz ki bu mutluluğumuz bozulacak diye ödüm kopuyor. Ah yavrum, sen de az talihsiz değilmişsin. Neyse, artık eviniz ayrı, barkınız ayrı. Korkma, eskisi gibi olmaz. Hem babacığını da düşün. Adamcağızın ciğeri yanıyor, hadiyem diye. Evlat hasretliği kolay mı? Ben de en çok buna üzülüyorum işte. Üzülmezsin artık. Gider ikisinin de elini öper, hayır dualarını alırsınız. Anne baba hakkı hiçbir şeyle ödenmez. Şu mübarek aylarda barışıverin gitsin. Annem ister mi acaba? Babanın dediğine bakılırsa dünden pişman yaptıklarını. Tamam mı? Madem istiyorsun. Ah, bak sana rastladığım ne kadar iyi oldu. Yoksa Naciye teyzen gelecekti sana. Artık gelmesine gerek kalmadı. Bu konu için mi? Elbette. Baban rica etmiş araya giriverin diye. Uçaktan çıkması lazım ama baksanıza görünürlerde yok. Ay keşke dışarıdaki kapıda bekleseydik. Kapı bir tane değil ki anne. En doğrusu buradan bak. Sen bakıver gene de, bakıver. Sen de bakıyorsun değil mi Üstün? Hiç bana güvenmeyin. Ben baksam da görünce tanımam ki. Ay unuttum bile yüzünü. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii ne var şaşıracak bunda. Ben simasını ezberleyecek kadar görüşmedim ki onlar. İlahi baba. Yüz ezberlendirme ilk defa sizden duyuyorum. İyi işte bak bir şey daha öğrenmiş oldum, fena mı? Babanın dayına karşı ne kadar ilgisiz olduğunu gör işte oğlum. Dayımın o uysal gülüşü var yani, hep gözümün önünde. Tamam ne uysal gülüş? Şimdi o uysal gülüşünden gevrek kahkahalar atarak nasıl inecektir kim bilir uçaktan? Aman hiç de komik değil. Valla bu lafların çok gücüme gidiyor Üstücüğüm. Ne var gücüne gidecek yani? Kardeşime karşı biraz daha samimi davranamaz mısın? Aa, zaten öz kardeşin değil ki ayol. Ana bir baba ayrı. Hayır efendim, baba bir, ana ayrı. İşte baba bir, ana iki. Ay ana iki diyorum, ana ayrı. Sonra kalktık geldik işte karşılamaya. Ne yapayım, göbek mi atayım? Benim zorumla geldin ama, itiraf et bunu. İşte bunu ona söylemezseniz mesele kalmaz. Ha, al işte. Vallahi adam senin böyle düşündüğünü bilse nasıl üzülür? O seni nasıl içten seviyor bilmiyor musun? Beni mi içten seviyor? Tabii. Neden içten seviyormuş beni? Aa, nedeni var mı canım? Eniştesisin de onda. Enişte demek kardeş yarısı demektir. Ana ayrı, yarım kardeşin olduğuna göre benim enişteliğim de dörtte bire inmiş sayılır. Aman senle başa çıkılmaz. Neden bu adamı sevemedim bir türlü anlayamadım. Siz neden o kadar çok sevdiyseniz ondan olacak işte. Aydın. Ha ne oldu? Ne oldu, göremedin mi? Hayır anne, bu uçaktan da çıkmadı be. Allah Allah, neden çıkmadı bu adam, ne oldu? Canım oldu, en arkada kalmıştır o. Niye? Verdiğiniz siparişleri getirdiyse onları taşımak kolay mı? Aman baba, kendisi taşıyacak değil ya. E kim taşıyacak? Ben kimsenin yanında öyle hamal mamal görmedim. Bagaj servisi ayrıdır. Aa, ben hiç uçağa binmediğim için bilmiyorum. İtirdik tevekkül dememişler. Çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı diye. Ay bırak şimdi bunları da, adam niye uçaktan çıkmadı onu düşünelim. Düşünmeye lüzum yok anne. Sanırım 40 dakika sonra Mısır'dan gelecek bir uçak daha var. Bundan çıkmadığına göre ondadır. Kalkın gidelim ya, bekleyecek miyiz onu? Ha, tabii bekleyeceğiz canım, almadan gidilir mi? Bir kere geldik. Bütün suç Nihan'da. Hangi uçakta geleceğini sorsaydı ezbere beklemezdik burada. Sen şimdi kalk git de sahiden var mı? Sor bakalım. Hadi ezbere o değil de boşuna beklemeyelim. Tamam baba, tamam. Metin, dursana biraz. Sen miydin? Görmedim, bağışla. Pekala gördün ama görmemezlikten geldin. Görmedim vallahi. Niye görmemezlikten gelecekmişim Filizciğim? Sebebini pekala biliyorsun sen. Evleniyormuşsun öyle mi? Kimden duydun? Osman söyledi. Hangi Osman? Seni evlendirecek olan kadına gönderen Osman. Hay Allah, kimseye söyleme demiştim. Demek ki doğru. Doğru olmasına, doğru ama ben gene de seni seviyorum Filizciğim. Neden başkasıyla evleniyorsun öyleyse? Sen benimle evlenmiyorsun ki. Onun için mi yani? Elbette. Boynu oyalıyorsun beni. Ben evlenmek mecburiyetindeyim Filizciğim. Neden? Sonuna kadar bekar kalamam ki. Nasıl bir kız bu? Dünya güzeli bir kızmış. Görmedin mi yani? Gösterecekler. Daha görmeden evlenmeye karar veriyorsun öyle mi? Ben kararımı verdim bile. Peki öyleyse. Filiz bir dakika. Ben gene de seni seviyorum. Kısmet böyleymiş, ne yapalım? Filiz kızma bana. Ne yapayım ya? Allah Allah. Evlenmek. Ay.
Heh, ne oldu oğlum? Ne yazık ki bu uçakta da yok dayım. Yolcu listesine de baktım baba. Bugün Mısır'dan başka uçak yok muymuş? Bugün için yok dediler. Hay Allah, ne yapsak acaba? Eve gitmekten başka yapılacak bir şey yok hanım. Aa, uçaktan çıkmıştı, merak etmedin mi yani? Canım nesini merak edeyim, demek ki gelmekten vazgeçti, keyfi misin? İşte kadın sözüyle yola çıkmanın sonu budur. Bak haber vereyim, ben tekrar buralara gelmem hanım. Tamam, ben ne düşünüyorum, sen ne düşünüyorsun? Ne var, sen ne düşünüyorsun? Ay vallahi çok merak ettim çünkü kardeşim verdiği kararı değiştirmez. İşte bak değiştiriyormuş demek ki. Önemli bir sebebi olmalı. Ben de öyle düşünüyorum baba. Dayım son günlerde hasta olduğunu söylüyordu değil mi anne? İşte ben de ondan korkuyorum ya oğlum. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Kadınlar hep böyle kötü şeyler düşünür işte. Hayır, eğer seyahatini erteleseydi mutlaka bize haber verirdi. Ya belki bir imkan bulamadı adam. Telefonlara güven olmuyor ki. Benim bildiğim dayım ne yapar yapar imkan bulurdu baba. 15 gün görmekle dayı beyinizi ne kadar da iyi tanımışsınız. Ne var bunda bu kadar şaşı? Şaşarım da kızarım da. Bak bunca yıldır beni böyle tanımadınız. Ayol bırakın bunları da şu meseleyi düşünelim. Neden gelmedi dersiniz? Bana sorarsanız hastalığı ağırlaştı anne. Ay sus. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapsak dersiniz? Telefonla anlamak imkanımız olmadığına göre bekleyeceğiz tabii. Ama herhalde bunu burada yapacak değiliz. Bu iş burada biter canım hadi. Ay ne kadar soğukkanlı adamsın. Ne yapayım ayol, soğukkanlı olmayıp da telaş etmeye lüzum var mı? Ölüm yok ya bunun ucunda Naci. Olmadığını nereden biliyorsun? Vallahi o bile aklıma geliyor. Al bakalım. O kadar da kötümser olma anneciğim. Hadi gidelim, evde düşünürüz bunları. Eve gitmeye korkuyorum. Neden o? Ay, kötü bir haber alacakmışız gibi geliyor. Allah tövbe estağfurullah. İşte yolcu karşılamayı bu yüzden sevmemiştim. Bay Hüsnü Kurontu lütfen danışma bir olsuna. Bay Hüsnü Kurontu lütfen danışma bir olsuna. Eyvah, bir şey oldu galiba. Sizi arıyorlar baba. Duydum, hayırdır inşallah. Bay Hüsnü Kurontu lütfen danışma bir olsuna. Bay Hüsnü Kurontu lütfen danışma bir olsuna. Koş Hüsnü, koş. Korktuğum başıma geldi. Al şunu, dur telaşlanmayın. Koş. Bekleyin, anlayacağız bakalım. Benim efendim. Teşekkür ederim. Alo? Alo? Enişte Bey, sen misin? Ben Zühtü, Zühtü. Zühtü mü? Hangi Zühtü? Maşallah, maşallah. Kayınbiraderim canım, tanımadın mı? Ha, Mısırlı Zühtü. Hay Allah, sen misin? Nereden telefon ediyorsun sen? Mısır'dan mı? Ne Mısır'ı? Evden, evden. Evden mi? Hangi evden? Sizin evden, hangi evden olacak? Tam iki saattir buradayım ben. Siz niye hala oradasınız? Seni bekliyoruz. Uçaktan çıkmadığını görünce telaş ettik. Neden çıkmadın? Çıkmasam burada olur muyum enişte ve ilahi? Aa, çıktın mı yani? Elbette. Hay Allah, peki ama nasıl olur? Gelin hadi, bekliyoruz sizi. Tamam, tamam. O zaman hemen geliyoruz. Peki. Efendim görüştük. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Ay şey demedim. Nereden? Sağ ol efendim. Ya ne yalan söyleyeyim. Terminaldeki hoparlörden beni çağırdıklarını duyunca yüreğime iniyordu az daha. Çünkü bu çeşit anonslarla hep kötü haberler verilir. Doğrusunu isterseniz ben buna kendi açımdan memnun oldum. Çünkü beni ne kadar sevdiğinizi gösterir. Aa ne demezsin tabii. Yalnız uçaktan inerken yani beni nasıl görmediğiniz onu anlayamadım. Çünkü altı göz birden hem de baktım. Beni karıştırma. Dört gözde çünkü ben başka yerlere bakıyordum. Hele bu senin yeğeni yuk bir yeğeni. Daha uçak havadayken yere inmeden seni kapısında göreceğinden o kadar emindi ki yani. Aman baba, dayımın hemen kalabalığa karışıp çıkacağını nereden bilebilirdim ki? Doğru haklı, o da haklı. Sen de pek sessiz sedası sıyrılıp çıkmışsın. Canım sözün orada olduğunuzu bilseydim kahkahalar bile atardım. İşte ben bir kahkaha atsaydım biz senin sesine doğru koşardık artık. Vallahi ömrümde böyle heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim, insan aklı olmadık şeyler geliyor canım. Uçakta fenalaştın, hastaneye falan kaldırdılar zannettim. Mikrofonlardan öyle çağrılınca akla ne gelir? Ya daha açık söyle de seni öldüğünü zannettim desene. Ağzından gel ağzım. Allah korusun babacığım. Dur bak, hemşiren sana neler konduruyor. Bak 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 bak. Ya. Aman her neyse canım. Sonunda kavuştuk ya. Çok şükür. Hey abicim nasılsın, iyi misin? İyi. Hep rahatsızlanmışsın. Evet ama çok şükür şimdi turp gibiyim. Ah işte tamam, oradan karıştırdık biz zaten. Biz seni şalgam gibi bekliyorduk. Turp gibi gelince tanıyamadık bir türlü. Aslında tam iyileşmeden dönmek istemedim. Hmm. Şimdi buraya hasta hasta gelip de enişte bey bizi görse. Eyvah şimdi de hasta bakıcılık yapacağız derdi, çekindim doğrusu. Aşk olsun dayıcığım. Hiç öyle şey akla gelir mi? Gelir gelir, bak babanın sesi çıkmıyor. Ya vallahi sizin sülalenizi hayret ediyorum. İnsan nasıl karayı sürüverirsiniz. Ben etrafımdakilerin hep sağlıklı olmasını isterim de onun için.
evli olsaydı işte bu çeşit endişelere düşmezdi. Bak, doğru söyledin enişte bey. Ben de uçakta gelirken hep aynı şeyi düşündüm. Hadi. Sizler benim canım ciğerimsiniz ama yine de bir can yoldaşı lazım insana. Ha. Yani insan aile içerisinde belirli bir yeri olmalı. Tamam. Sen o zaman o işi hemşirene havale et. O bu mevzuda meşhur oldu. Ün yaptı, ün. Ya. Neredeyse Çöpçatan Naciye diyeceksin. Onun için sen ona havale et. Ne yapar? Yapar seni baş göze dönüyorum. Bana bak Bayram Efendi, ikide bir kızı özledim demekten vazgeçsen iyi olur. Özledim elbette bir esafiraz. Etmem ki inkar bunu. Ne faydası var? Özledim demekle gelecek mi yani? Belki de gelir bilinmez. Hadi hadi. Bütün bu lafları sayıklamandan bıktım artık. Boşuna hayal kurma. Peki ya gelirse ne yaparsın? Ne mi yaparım? Aman olmayacak duaya amin dedirtme bana. Olmayacak duaya amin dedirtme bana değil bu. Gelip de öperse elini barışmaz mısın onunla? Basmaz mısın bağrına? Ne demek o? Ne demek bu ki? Adi haber göndermiştir gelelim mi diye. Tabii ya ben de gelin yoktur bir mahsuru kızım dedim. Nereye gelmiş? Ya, komşuya gelmiş üstü beyle dediler şimdi. Sen nereden biliyorsun bunu? Ben şuradan biliyorum ki haber gönderdi dedim ya sana biraz önce ben de gelin öpün elimizi dedim. Ne olur bir şey yoktur dedim ya. Annen özlemiş sizi dedim. Demek danışıklı dövüş. Benden gizli planlar kurdunuz. Yok be canım gizli plan filan nereden çıkartırsın bunu sakınmaz. Gelirlerse ne olur yani gelsin. İşte bak geldiler bile. İstemiyorum. Çabuk git söyle onlara sakın girmesinler içeri. Benim Hatice diye kızım yok artık. Yapma bre Safinaz bilirim. Sen de istersin bunu. Sen öyle bil. Hayır istemiyorum. Çabuk git söyle onlara. Anne sen istesen de istemesen de biz gene de geldik. Buna da engel olamazsın ya. Seyfi de Hüsnü Bey amcalar da bekliyor. Nasıl girdin içeri? Anahtarım vardı ya. Babacığım. Kızım hadi benim. Hoş geldin. Hadi öp anneni. Anne beni özlemedin mi hiç? Anneciğim. Seni nasıl özlemiştim canım kızım benim. Al gidelim. Tamam Süreyya bizim damat da gelsin. Tamam gel kızım. Ah canım benim ah güzelim. Uzun bir daha beni üzmeyeceksin. Yok canım. Ha canım ya. Aman kazasız belasız, patırtısız gürültüsüz şu iş halloldu ya. Nasıl memnunum bilemezsin Naciye. Ya. Hayır kadın bir densizlik yapıp da çocukları kabul etmeyecek diye yüreğime indi. Ay vallahi benim de öyle. Aman tamam. Yani çok büyük de bir sevap işledi biliyor musun Hüsnücüğüm? Anne evlatlardığını ne demektir düşünebiliyor musun? Allah kimseye öyle şey göstermesin doğru, yani. Doğru. Hayır, yeniden bir zırzopluk yapmasalar bari. Zannetme. Nasıl evleri de aynı canım. Sonra damat kayınvalidesinin uyunu suyunu biliyor. Alıştı zaten alıştı. Kimler konuşuyor bağıra çağıra? Ne oldu? Anne biri seni görmek istiyor. Gene mi? Ayol bugünlerden seni görmek isteyen isteyene. Evet. Bu seferki bir hanım. Hanım mı? Sen tanımıyor musun? Tanımıyorum anne tanısam içeri davet etmez miyim? Biraz garip bir hali var ne bileyim ben. Nasıl yani? Öfkeli. Bizi tanımayan öfkeli bir hanım. Evet. Peki dur ama bak. Biraz yavaş konuş. Ya bakma bizi tanımayan öfkeli bir hanım ya. Dur ben merak ettim bakacağım sen. Otur ya nereye bakıyorsun? Niye? Çağır içeri gelsin anlayalım. Çağır mı? Çağır. Tamam. Dur bakayım ya. Buyurun efendim buyurun. Naciye Hanım siz misiniz? Evet benim. Ama ben sizi tanıyamadım. Tabii tanımazsınız. İlk defa karşılaşıyoruz. Ya peki ne görüşmek istiyorsunuz benimle? Kuzum hangi akla başkasının işine burnunuzu sokuyorsunuz? Söyler misiniz bana? Anlayamadım ben. Anlamazsınız elbette. Metin'i evlendirmeye kalkan siz değil misiniz? Metin mi? Kim Metin kimdir? Geçen gün gelen delikanlı olacak. Metin mi? Şu dünya güzeli kız kimin nesiymiş biz de görelim bakalım. Dünya güzeli mi? Öyleymiş güya. Hoş avanak güzel denli anlar ya. Beni de kandırmışsınız onu. Siz o delikanlının nesi oluyorsunuz? O sizi ilgilendirmez. Söyleyin bakalım. Onu evlendirmek nereden aklınıza geldi hı? Bir yanlışlık olacak. Ben kimseyi evlendirmek istemedim ki. Şimdi de inkar öyle mi? Hayır inkar gibi değil de ya şimdi bize bir müracaat var. Fakat tarafımızdan değil yani karşı taraf. Hayır umur seni. İyi ki kapıyı açık bırakmışsınız. Metin'cim bak evet. Nereden çıktın sen? Senin ne işin var burada? Osmanlılar adresi almış buraya. Osmanlı herkesi buraya gönderiyor. Osmanlı herkesi buraya. Senin iş bildiğin gibi değil öyle şeyler tamam mı? Nasıl öyle şeyler? Ben sadece seni seviyorum. Başkasıyla evlenemem. Biz de Metin'i çok seviyoruz. Ben seni seviyor muyum bakalım? Beni sevdiğin her halinde anlayabilirim. Ben senden başkasıyla yapamam. Tamam. Dünya güzeli de olsa ben Filiz'den başkasıyla evlenemem. Oh. Müsaadenizle gidebilir miyiz? Yok isterseniz biz gidelim. Yok siz kalın. Bizim gitmemiz lazım. Allah'ım aradık. Güle güle. Teşekkür ederiz. Allah mübarek etsin.
Aman kendilerine kapağını yuvarlamış, birbirine şey etmişler. Ay vallahi yüreğim eniyordu üstü. Evet. Gördün mü kız nasıl üstüme geldi, görecektin herkese yani dedi. Darılma, bunu beklemedim dedi ya. Ay aşk olsun. Ya, keşke böyle bir şey yapsaydı da senin de kulağına küpe olsaydı. Nedir be, başımıza musallat eden sensin hepsine. Osman gider, Filiz gelir, Filiz gider, Metin gelir, Metin Filiz'i gönderir, Filiz Metin'i... Osman'ı şey der, hay!